zaten kazdım. Tamam, hadi kapatırsın. Hamza Bey. Hamza Bey mi? Son iskele çekiyormuş. Merve nerede ya? Merve nerede? Hadi. Bu yılki çalışmalarımızı daha çok höyün doğu kesiminde mezarlık alanında yoğunlaştırdık. Yani burayı saptamak amacıyla ilk çalışmalara başladık ve önemli sonuçlara da ulaştık. Henüz başında olmamıza rağmen mezarlık alanını tespit ettik ve kazı çalışmalarına devam ediyoruz. Mezarlığın M.Ö. 3000 yıllarına tarihlendiğini söyleyebiliriz. Taş sanduka mezarlar, kerpiç sanduka ya da sonrasında pitos dediğimiz yani küp mezarlar bu alanda tespit edildi. Tabii henüz mezarlık alanının nereye kadar uzandığını bilmiyoruz. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu yılki çalışmalarımızın en önemli verilerinden bir tanesi görmüş olduğunuz taş sanduka mezar. Taş sanduka mezarın içerisinde ikili bir gömü söz konusu. Bununla ilgili tabii analizler yapılacak, devam edeceğiz ama iki kişinin aynı mezar içerisinde bulunuyor olması bir akrabalık ilişkisini belki dolaylı olarak bize söyleyebilir. Aynı zamanda bir yaralanmaya bağlı bir ölüm de söz konusu. Dolayısıyla bununla ilgili analizlere devam edeceğiz. Birçok mezarımız var. Bunların arasında işte çömlek mezarlar, küçük sanduka mezarlar var ama bunların arasında en sıra dışı olan burada gördüğümüz taş sanduka mezar. Bu taş sanduka mezarda üst kısmında dağılmış bir iskelet bulduk. Bir çocuğa ait. Daha sonra o kalıntıları kaldırdıktan sonra alttaki bu alanı kazdık ve burada aynı anda mezara yatırılmış iki tane iskeletle karşılaştık. Bu iskeletlerden bir tanesi yeni yetme diyebileceğimiz 13-14 yaşlarında bir çocuğa ait. Ve bu çocuğun kafatasının üzerinde derin bir yara izi söz konusu. Bu yara sonucunda kişi ölmüş, hayatını kaybetmiş. Diğer iskelet 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait. Oldukça güçlü, kuvvetli bir bedensel yapıya sahip. Her ikisinin bu mezara gömülmesi belki de benzer bir sonuçla, benzer bir olayla sonuçlanmış bir durumla ölmeleri nedeniyle yapılmış olmalı. Aynı anda gömüler genellikle her iki kişinin de benzer bir şekilde hayatlarını kaybedilmesinin bir sonucu olabiliyor. Mezara ölüleri gömerken burada gördüğümüz gibi mezarın üzerinde çeşitli kireçler ve şeyler var. Önce mezarı kireçle kaplamışlar. Daha sonra bir dokumayla tamamlamışlar bu kireç yapısının üzerine. Sonra ölüleri yatırmışlar ve üzerinde kapatmışlar. Bizim şu andaki hedefimiz bu alandaki en azından birbirine benzeyen gömüler arasında ya da mezar tipleri, mezar grupları, aynı mezarın içerisinde gömülü olan insanların birbirleriyle akraba olup olmadıklarını antik DNA analizleriyle de çözümlemeye çalışıyoruz. Bu sene bir başlangıç oldu. Önümüzdeki yıldan itibaren buna yönelik çalışmalarımızı tamamlayacağız ve böylece en azından bu insanlara, buraya gömülü olan insanlar birbiriyle nasıl bir akrabalık ilişkisine sahip, bunların daha sonraki yaşayanlarla ve daha önceki yaşamış insanlarla ilişkileri nedir? Bunları da araştırarak Anadolu'nun popülasyon tarihine de önemli katkılar sağlayacağımızı düşünüyoruz. Kazı çalışmalarına destek oluyoruz. Onlara yardım edebilecek bir şey olursa onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Açıkçası Seyit Gazi'de böyle bir alanın olmasından ve ortaya çıkarılmasından, tarihin ortaya çıkarılmasından çok memnuniyet duyuyoruz ve bu çalışmaların devam etmesini arzuluyoruz. Tabii yer üstündeki şeylerimizi de korumak gerektiğini, tarihimizi biliyoruz ama yer altında da bu tarihi ortaya çıkardıkça Seyit Gazi'mizin turizmi için katkı vereceğini düşünüyoruz. Burayla ilişkin planlarımızdan da size kısaca bahsedeyim. Burada bir arkeolojik köy alanı olarak bir projemiz var. Hocalarımızla beraber görüşmelerimizi devam ediyoruz. Eğer bu projemizi gerçekleştirirsek burası bir arkeolojik köy alanı olacak ve ziyaretçi kabul edeceğiz. Evet.
acaba o köşedeki toprak çıktı. Evet. Nereye bığ koyacaksa o taş düşecek mi?